Bir de Tüfekçi Albüm ben. Beni de herkes Müzikotek Hande olarak tanımlar. Yaklaşık 25 sene yaklaşan bir Müzikotek maceram var. Halen daha bu sektörü kuran, yaratan isimlerden biri sevgili patronum Dağhan Bey'le birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Nasıl bilir bilmiyorum. Minhaksa bir sürü kurumla özdeşleşmiş durumda ismim. All Stars Müziği'nin sahibiyim. Ben de Dağhan Bey'in öğrencilerindenim. Bu sektörde edisyonun kurulmasında, alternatif telif birliğinin oturmasında benim ilk patronum, ilk öğretmenim. Ve ondan sonra kendi kanatlarımla uçmaya karar verdiğimde de en büyük destekçilerimden biri. Şu anda hala edisyon işine devam ediyorum. Biraz sonra detaylara gireceğiz zaten. Fakat biraz dijital tarafa da kaymaya başladım. O anlamda o konuya da değineceğim. Ben de Medya Müzik Edisyonu temsilen buradayım. Müzik Editörleri Derneğimiz var. Orada tabii indie ve major'lar var. Eksiklerimiz de var. Umarız yakın zamanda o eksik şirketlerimiz de bize katılır. Teşekkürler. Biz öncelikle sektörden pek çok arkadaş olmakla beraber aramızda genç arkadaşlarımız da var. Kısaca şöyle başlamak istedik. Edisyon nedir? Editör şirketleri neden gereklidir? Bunu kısaca anlatalım istiyoruz. Müzik yayımcılığı eser sahiplerinin, bestecilerin, söz yazarlarının ve eser sahibi konumuna geçmiş aranjör diye nitelendirebileceğimiz, düzenlemeci diye nitelendirebileceğimiz eser sahiplerinin haklarını koruyan ticari şirketler. Tabii akla gelen ilk soru hemen meslek birliğinden ne farkınız var? Meslek birlikleri biliyorsunuz yarı resmi kuruluşlar. Bakanlık nezdinde çalışan, genel anlamda umuma açık mahallelerin lisanslanması gibi işleri yürüten kurumlar. Bizim gibi ticari şirketler ise aslında nasıl bir sanatçının menajeri var, sanatçının tüm geri plandaki işlerini yürütüp ticari ilişkilerini düzenliyor, hukuk işlerini düzenliyor, sözleşmelerini yapıyor. Biz de aslında aynı işi eser sahipleri için yapıyoruz. Eserlerin haklarının korunması, doğru bir şekilde meslek birliklerine kayıt edilmesi, eser sahibinin aslında o kreatif, yaratıcı sürecinde onu yoracak, elini oyalayacak ve onu biraz da bu kreatif süreçten uzaklaştıracak, geri planda, işin mutfağında yapılması gereken bütün işleri onun adına üstlenen taraf. Tabii burada eserlerin başkası tarafından kullanılması, bir diziye, sinema filmine lisanslanması kadar işte hukuki anlamda da eserlerin korunması anlamında izinsiz kullanımlarda devreye giren, avukatlarla bu ilişkileri yürüten hem administratif hem de ticari ilişkileri yürüten şirketleriz. Tabii çağ geliştikçe biraz hızlı olarak şeye geçeyim. Ya dijital hayata geçtikçe biliyorsunuz üretimin de çok hızlı arttığı, çok hızlı bir şekilde yayıldığı, yani İstanbul'daki evinizde ürettiğiniz bir şeyin 2 saat içinde Amerika'daki bir çocuk tarafından bile dinlenebilir duruma geldiği bir ortamda haklarınızın korunması hem maddi hem manevi açıdan en önemli konulardan biri haline geliyor. Bu tabii ki eser sahibinin bir ölçüde bireysel de yapıp takip edebildiği bir şey ama iş boyutu büyüdükçe kesinlikle bu anlamda size destek olacak, size yardımcı olacak, sektörün dinamiklerine hakim, bu yenilikleri takip eden hem teknolojik gelişmelerle hem edindiği deneyimlerle, sektörel deneyimiyle bu hakları sizin adınıza takip ve tahsil edecek, pazarlayacak, haklarınızı koruyacak mutlaka bir iş ortağına, bir müzik yayıncısına ihtiyacınız var. Ana şeyle aslında bunu söyleyebiliriz. Özellikle son içine girdiğimiz bu yeni dönemde dijitalin ne kadar önemli olduğunu, işte pandemi ortamında bile, evlere kapandığımız ortamda bile müziğin halen daha en kullanılan, tüketilen, ihtiyaç duyulan bir su, yemek gibi herkesin ruh sağlığı açısından ihtiyacı olan ve bu yüzden de çok sıklıkla tükettiği bir şeyin çok korunması çok daha önemli bir hale geliyor. Ve tabii artık dijitali ben bir ölçüde sosyal medya ortamı olarak da tanımlamak istiyorum. Çünkü sosyal medyada artık herkes bir içerik üreticisi ya da birinin ürettiği bir içeriği ailenizle çektiğiniz bir videoyu bile paylaşırken üzerine bir müzik koyarak
paylaşım yaptınız. Müziği 7'den 77 herkesin tükettiği bir ortam haline dönüştü sosyal medya. Tüm bu oluşumlar da ortaya çıkınca tabii ki hakkın korunması en önemli şey haline geliyor. Tabii bu bir yandan geniş kitlelere ulaşmak açısından çok kolay bir şey. Ama pozitif yanları kadar herkesin çok kolay ulaştığı, çok hızlı olarak yayıldığı ve çok kolay tüketildiği için de sanki bir hak yokmuş, çok rahat bir şekilde kullanabilirim algısının da ortaya çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. İşte bizim gibi yayın şirketlerine düşen görev de işte sonuna kadar eser sahiplerini bu anlamda, bu konuda desteklemek, onlar üretim yaparken onları manevi olarak özellikle de haklarının korunduğunu bilerek daha mutlu bir şekilde, daha kreatif, daha güzel şeyler üretmeye yöneltecek destekçileri olmak. Ana şeyi aslında bu. Bu şekilde tanımlayabilirim diye düşünüyorum. Buyurun İlecim. Doğru yani. Bütün aslında Hande çok güzel özetledi. Ben tabii biraz daha farklı bir bakış açısıyla Hande'nin söylediklerini toparlamak istiyorum. Bence müzik edisyon bu coğrafyada bir duruş, batıda ise bir iş kolu. Çünkü editör, söz yazarı ve besteci hakkını savunan ve sistemin içinde durmasını sağlayan kurum. Dolayısıyla ana hakkın sahibi. Eğer söz ve beste olmazsa şarkı da yok, yapımcı da yok, endüstri de yok. Yorumcu ve yapımcı, söz yazarı ve besteci ve editör, çarklının dişlileri. Dolayısıyla birbirimizi ötekileştirdiğimiz bir geçmişte, birbirimizi tamamıyla kamplara ayırdığımız bir bugünde, gelecekte bunun değişmesi lazım ve ortak hareket ettiğimiz birincil hakkın temsilcileri olan edisyon şirketlerinin mutlak değerde var olduklarını kabullenmekle başlıyor bu coğrafyada. Ki burada oturan bütün dostlarımız ve dinleyiciler arasındaki dostlarımız da Ali de 25 yıl dedi, 27 yılı tamamlıyoruz. Bu duruşun mutlak doğruluğunun arkasında duran ve bugün burada konuşmacıysak, sevgili Bağımsız Yapımcılar Derneği bize bu bölümü ayırdıysa, bu duruşun artık endüstrinin içine yansıdığının bir kanıtıdır. Batıya baktığımızda ise bu olmazsa olmaz bir iş kolu. 100 yıldan fazladır olan, major independent hikayesine daha sonra gireceğiz gerçi. Çünkü bu coğrafyada onun da durumunun farklı olduğuna inanıyorum. En azından kendi yaşam hikayem öyle gelişti. Edisyon, aynen annenin söylediği gibi, ben şunu diyorum. Söz yazarı ve bestecinin bodyguardı, avukatı, menajeri, pazarlamacısı, koruyucusu, hak savunucusu ve ana hak, temel hak, her şey oradan doğuyor. Ve bizim yerimiz üreteni korumak ve kollamak. Çünkü üreten olmazsa biz yokuz zaten. Müzik endüstrisi de yok. Ne lokalde ne globalde. Dolayısıyla Türkiye'de müzik edisyonu her ne kadar hala anlaşılmamış bile olsa, o anlaşılmamış yapının üzerine rekabet bile denemeyecek durumlar da olsa, biraz önce Ali'nin bahsettiği gibi biz bu konuya gönül vermiş dostlar olarak, kurumlaşarak bu işi Türkiye'de başarmış ve bir hikaye yaratmış bir grubuz. Bunun daha Orta Doğu'su var, Kuzey Afrika'sı var, var da var. Ve güzel olan, Hande'nin yine bahsettiği gibi, teknolojinin hayatımıza girmesiyle ve milenyum gençliği, Gen Z, Z kuşağı ve sonrası, mülkiyetsizliği, özgürlüğü savunurken, müziğin hala bir emekle yaratıldığının farkındalığını en kuvvetli masaya koyan, yine müzik editörleri. Zaten bahsetti ve hani gök kubbe altında söylenmemiş söz kalmadığı için bir tekrar olmasını istemiyorum. Sadece temel fonksiyonlar dışında gördüğüm bazı fırsat ve sorunlu alanlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü salona baktığımda sanatçı var, plak şirketi var, menajer var
edisyon şirketleri var ve herkesin çıkarlarının kesiştiği noktalar var. Nasıl bir sanatçı, özellikle bu dönemde ikinci turda konuşacağımız konulardan bir tanesi, nasıl bir sanatçı labelsiz ilerleyemezse bu dönemde, bir eser sahibinin de mutlaka bir editör olması gerekiyor. Ama bu da yine Mine'nin temel ayrımını yaptığı iş kolu olmak ve pozisyon arasındaki temel fark şu: bizde biraz eser sahibi editör ilişkisi booking agent sanatçı ilişkisi gibi değerlendiriyor. Yani hani ne kazanırsak paylaşırız. Bunun bir maliyeti var. Hani buna bir yatırım yapmamışsanız, çünkü temel geleneksel edisyon yapısından farklı olarak yeni yatırım kalemleri var bu işte ve yeni unsurlar var. Burada tabii ki şey değil, hani işte 3 yıllık, 5 yıllık, 2 yıllık bir anlaşma yaptık, sonra ne kazandıysak eyvallah. Bu çok rasyonel bir bakış açısı değil ve iki tarafı da hiçbir yere götürmüyor. Temel sorunlardan bir tanesi de iş kolu olmasıyla pozisyon arasındaki fark şu: sonuçta salondaki ekip ve yani editörler dahil çıkarlarını ortaklaştırabilecekleri yer aslında şeyden başlıyor. Bir rekabet değil, iş birliği olursa yaratım aşamasından başlıyor. Nasıl örneğin bir şarkı yazılırken yorumcusu belliyse, editör, pardon, eser sahibi belliyse, bestecisi belliyse, plak şirketi belliyse, editörün de baştan belli olması gerekiyor. Bu da tabii ki ortaya çıkan değer neyse bu değer hep beraber paylaşılacak. Bize tam tersi işliyor, çünkü herkes biraz böyle tırnaklarını çıkararak birbirine bakıyor. Birinci, yaratım aşamasında işbirliği olması gerekiyor. Bu aslında o şarkının üreteceği tüm gelirden tüm tarafların para kazanması anlamına geliyor. Süre ne kadarsa. Son aşamada ürün ortaya çıktıktan, kamuya arz edildikten sonraki işbirliği gerekiyor. Bu işbirliği de aynı şekilde ortaya bir fırsat çıktığında eşdeğer bir şekilde hakkını teslim etmek ve eşit pozisyonlarda olmak ve karşılıklı güvenle ilgili bir konu. Örneğin salonda çok eski plak şirketlerin yöneticileri de var. O yüzden hemen oradan dalayım. Şu anda örneğin yurt dışına baktığımızda Türkiye'deki Türkiye kaynaklı müziğin Türkçesinden Kürtçesine, world müziğine hepsinde en önemli gelir kalemi dizi müzikleri gibi gözüküyor. O da bir tehdit altında aslında, çok kimse farkında değil. Major platformlar endüstriye girerken bir taraftan ne güzel Türkçe diziler üretiyoruz demiyorlar. O mülkiyetin üzerine amiyane tabiriyle çökmeye çalışıyorlar ya da iş ortağı almaya çalışıyorlar. İkincisi daha rasyonel bir durum. Bunun dışında baktığımızda yurt dışındaki Türkçe müziğe ilişkin, Türkiye'nin müziğine ilişkin, Türkçe demeyeyim, en önemli fırsat o en yaratıcı olunan dönem belki. Yani 60'ların sonu, 70'lerin sonuna kadar o psychedelic müziklerden üretilecek sample'lar. Çünkü endüstri, yani üretilen müziğin %35'i hip-hop müzik olduğu için orada sample ihtiyacı, üretilmesi veya hazır bir şey kurulması ciddi bir fırsat. Örneğin plak şirketleri, edisyon şirketleri arasında böyle bir işbirliği olsa, yeni kayıtların oluşması, yeni şarkıların üretilmesinde ciddi bir katkı sağlayabilir. İkinci aşamaya geçerken birkaç nokta geçeceğim. O geleneksel, hani işte bir Fransız kafesinde başlayan telif haklarından bugüne geldiğimizde, yeni dönemde edisyon şirketlerine çok daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hem yaratıcılık anlamında, hem teknoloji yatırım anlamında, çünkü artık hani tek tek takip mümkün değil. Artı ek gelirler yaratım anlamında. Ama bu da temel teslim edilmesi gereken nokta şu: gerçekten bir edisyon şirketi için idari anlaşma dediğimiz şey, çok ortada bir potansiyel yoksa, tabii eser sahiplerine çok yanıyorum, ya ben zaten 10 liraya kazanıyorum, bunun X lirasını niye vereyim diye bir yaklaşım oluyor. Ama önemli olan günün sonunda veriler konuşur. O veri çalışmaya başladıktan sonra gelir ne olmuş, ne olmuş, olmamış, ona bakmak gerekiyor. Dijital çağa girdik. Artık bir yapımcıya gitmeden kendi evimizde şarkımızı yapıp dijitale koyabiliyoruz. Bunun haklarını nasıl koruyacağız? Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bu arkadaşlarımız size geldiğinde nasıl gelmeliler, ne yapmalılar? Haklarını korurken siz ne öneriyorsunuz? Bunun için hani sizin kapınızı çaldığında bir çocuk ne demeli, nasıl adımlar izlemeli? En başta herhalde üretilen bir eserin haklarının korunması için birinci ve en öncelikli olan konu, hakkın en doğru şekilde register edilmesi, yani kayıt altına alınması.
bir eseri yapıp kenara koyduktan sonra onu hiçbir yere bildirmeyip bir yayımcınız ya da meslek birliğine bildirmeden yaymaya başlarsanız iki gün sonra o eseri Ahmet bilmem kim adına kayıtlı bir şekilde görebilirsiniz. Hakkın tespit edilip kayıt altına alınması en öncelikli konu. Dediğimiz gibi yaratıcı insanlar işin bu tarz mutfak tarafıyla uğraşmaktan çok zevk almıyorlar. Çok da haklılar. Kreatif insanlar sabah işte 9-6 mesaisi olan insanlar değil. Birçoğu aynı zamanda sanatçı ya da müzisyen, sahne hayatları var. Para kazanmak mecburiyetindeler. O yüzden her zaman işte bu bahsettiğimiz bir yayıncı ile birlikte çalışarak haklarını korumak, onlara bildirmek, meslek birliklerine de her zaman üye olmak. Bunu hep altını çiziyoruz. Bir yayıncınız olsa bile mutlaka bir meslek birliği üyeliğinizin de olması lazım. Bir de tabii ki toplu hak yönetimi sizi daha korunaklı bir konuma getiriyor. Yani tek başınıza hakkınızı aramak için bir yerin kapısını çalmaktansa bir yayıncı çatısı altında, bir meslek birliği çatısı altında toplu olarak hak takibinizi yapmak, peşine düşmek, sesinizi çıkarmak açısından çok çok önemli. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii bazen özellikle gençlerde yeni üretim hayatına geçmiş kişilerde bazen telif hakkının sınırlarını doğru bilmemekten kaynaklanan hatalar olabiliyor. İşte oradan biraz sampling kullandım, değiştirdim. İşte biliyorsunuz Türkiye'de hala da devam eden bir şey var. Bilmem kaç mezura kadar kullandım mı telif hakkı yok. Bu tarz konularda kötü niyetli değil ama hataya düşen çok arkadaşımız oluyor. Bazen profesyonel eser sahiplerinde sanatçılarda bile görebiliyoruz. Bu tarz çalışmalara girerken yayımcı bu konuda da sizi destekliyor. İşte şunu üretirken nereden izin alman lazım? Örnek olarak bir sample kullanıyorlar. Eser sahibi tanıdı gidip izin alıyor. Aklına bile gelmiyor yapım şirketinden izin almak ama adamın kaydını kullanıyorsun. Yorumcunun sesi geçmediği için yorumcudan niye izin alayım diye düşünüyorlar. Ama o hakkı da temizlemeniz gerekiyor, almanız gerekiyor. İşte bu tarz konularda dediğimiz gibi bir öğretmen gibi, bir yardımcınız, ortağınız gibi yayıncı sizi en doğru şekilde yönlendiriyor. Eseriniz kayıt altına alınıyor. Akabinde de kimlerle nerede çalışacağınız konusunda en önemli destek verdiğimiz konulardan biri de o. Yaptıkları anlaşmaların, sözleşmelerin içerikleri konusunda kendilerini yönlendiriyoruz. Özellikle dediğim gibi bu dijital çağla birlikte sadece Türkiye'de değil uluslararası anlamda da ulaştıkları özellikle dijital anlamda dağıtım yapan bir sürü firma var. Gençlere bazen çok cazip tekliflerle de gidebiliyorlar. O bir bakıyor işte ilk eseri yüklediğim anda $50 para alıyorum. Her eser yüklediğimde oradan bir gelir elde edeceğim. Her zaman söylüyoruz neye imza attığınıza çok dikkat edin. Söz uçuyor, yazı kalıyor. İmza attığınız o belgelerin içerisinde kaç sene için imza atmışsınız, yüzde kaç sizden alıyorlar ya da sizden bu hak alınırken altta satır aralarında ne haklar alındığına çok çok dikkat edin. Bir bakıyorsunuz ki siz yaptığınız kaydı dijitalde dağıtması için bir firmayla anlaştığınızı sanıyorsunuz. Ama sizden firma bütün reklam haklarınızı, üçüncü kişilere satma, pazarlama haklarını bile alabiliyor. Hatta çıkmak istediğinizde sizden eser başına çok ciddi tazminatlar bile talep edebiliyor. Özellikle yeni üretici gençlerin en dikkat etmesi gereken şeylerden biri bence önlerine konulan anlaşmalar. Çünkü maalesef bu bizim jenerasyon ve bizden sonraki jenerasyonun en büyük problemi. Okumuyorlar, detaylara dikkat etmiyorlar. O an o heyecanla bir şeylere imza atıyorlar ama sonrasında gerçekten bizim kapımızı çalıp bu nedir, ne yaptım, nasıl toparlarım diye gelen çok dostumuz genç eser sahipleri oluyor. Bence en dikkat etmesi gereken konulardan biri bu. Eserleri bir yerde paylaşmadan önce hakkın koruma altına alınması ve neye imza attığınıza çok çok dikkat ediyor olmanız. Hande çok güzel özetledi. Yani tamamıyla olması gereken bu. Ama ben yine herkesin hayatı kendi yaşadığı tecrübelerden ibarettir. Kendi hayatımdaki 27 yıllık o serüvende ve hep müzik edisyonu yaptım. Başka bir iş bilmiyorum zaten. Şuradan bakmak istiyorum. Spotify'ın hikayesi. İşte Netflix'te playlist diye izliyoruz. Teknoloji şirketleriyle müzik endüstrisinin son 20 yılda yaşadıkları aşk ve nefret ilişkisi. Ve olaya baktığımızda biz kendi içimizde sen yapımcısın, sen menajersin, sen editörsün.
ya da menajerlik kurumunun edisyona karşı kimi zaman içinde bulunduğu ön yargılardan dolayı birbirimizi ötekileştirirken dışarıda bir sistem bizim ürünümüzü, bizim temsil etmekle yükümlü olduğumuz ve üretilmiş müzik eserinin tamamıyla özgürlük, mülkiyetsizlik, sınır tanımamazlık adı altında istediği gibi kullanabileceği bilinciyle hareket etmeye başladı. Ve Napster'la başlayan, ondan sonra hepimiz hikayeleri bildiğimiz için detaylara girmeye gerek yok, vakit almak lüzumsuz. Günün sonunda müzik endüstrisini kendi içlerine alarak bir ekosistem yaratmak durumunda kalan koskoca bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Ve şunun idrakındayız. Artık teknoloji olmadan yaşamayacağız. Biz Web 2'yi konuşurken dijital dağıtım, ürünümüzü nereye koyacağız, isimler söylemeyeyim ama bir takım dağıtım şirketlerinin pozisyonu nerede, plak şirketi nerede, edisyon söz yazarı ve besteciyi temsil ederken meslek birliğinin yaptığı kolektif lisanslamada bizim pozisyonumuz nedir ya da Türkiye örneğinde yabancı katalog ve Türkçe kataloğun ayrışması nasıl olur? Daha raporlamaları bile çözemezken, raporlamaların bile kullanıcıdan geldiği halini alamazken Web3 ile karşı karşıyayız. NFT'ler, metaverse'ler havada uçuşuyor ve dijital dağıtım Web3'e geçiyor. Ve biz hazırlıksızız. Batı da hazırlıksız yakalandı. Ve çözümü şurada bulduk. Bütün globalde toplu paraları alalım, bakarız abi sonra dağıtırız bir şekilde. İşlemedi. Özellikle gençliğin, Z kuşağı sonrası gençliğin bu kadar aktif, bu denli özgürlükçü ruhu, mülkiyetsizliği konuşuyoruz arkadaşlar. O kadar ironik bir gerçeklik var ki hayatta şu anda. Mülkiyetsizliği savunurken metaverse'te dükkan alıyoruz, ev alıyoruz, arsa kapıyoruz, sokak alıyoruz, avatarlarımızı yaratıyoruz. Anne babamız bir gün vefat ettiğinde onları ömür boyu görebilmek için onların avatarlarını yapar mıyız acaba diye tartışıyoruz. Ve bizim konumuz yapımcı olalım, yorumcu olalım, söz yazarı besteci olalım, editör olalım, malımıza nasıl sahip çıkarız? IP denilen, çok cool, çok trendy, intellectual property rights diye geçilen ama aslında hala malımızın nerede başlayıp nerede bittiğini kendi aramızda bile halledemediğimiz bir dünyayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla temelde Hande'nin söyledikleriyle başlıyor. Üreten malının ne olduğunu bilecek, kime teslim ettiğini bilecek ve o ürünün, editör olarak konuşuyorum, ilk birinci çerçevede değerlenmesi, yapımcı ve yorumcu ilişkisine indiği andan itibaren aramızda paylaşımımız ne olacak? Telif birliklerine neyi teslim ediyoruz? Neyi geriye alıyoruz? Ve bu kadar şeffaf bir dünyada raporlama dediğimiz haklarımızın ve paramızın en temelini oluşturan konunun nasıl oluşturacağına dair bizlerin söz sahibi olması lazım. Teknoloji şirketleriyle müzik endüstrisi artık iç içe. Birbirimizden hisseler alıp veriyoruz. Ortak oluyoruz. Aynı fonlar hem müzik şirketlerinin hem teknoloji şirketlerinin içinde. Dolayısıyla kaçınılmaz bir yoldayız. Bu yolda tek bir gerçeklik var. Müzik olmazsa dünyada hiçbir şey satılmaz. Bütün markalar, herkes müziğe ihtiyacı var. Zincirli Kuyu'da bir yazı vardır mezarın önünde. Her canlı bir gün ölümü tadacak. Herkes bir gün müzik sektörünün kapısının önünden geçecek. Biz buna ne kadar hazırız ve biz ne kadar kendi aramızda anlaşıyoruz. Onun için bugünkü buluşma ve bugün hazırlanan bu program çok kıymetli. Biz kendi aramızda önce neyi çözeceğiz? Birbirimizi ötekileştirmeyi bırakıp, birbirimizin arkasından konuşmayı bırakıp, sen plak şirketisin, sen editörsün, sen majörsün, sen indisin. Benim hayatım tek başıma kurduğum şirketlerde dünyanın en büyük markalarını temsil etmekle geçti. Hiçbir farkı yok. Major indi, öyle bir dünya yok. En azından bu coğrafyada. Kataloglar var, eserler var ve birbirimizle ne kadar iyi anlaştığımız var. Ve
engine bakarak söylüyorum ki bu yapının kurucularından biri. Bu hareket aslında tam tersi adında bağımsız yapımcılar diye geçse de son derece birleştirici, son derece toparlayıcı, son derece birbirimizin aslında farkı olmadığını açıklayan bir gerçeklik. Dünyada savaşlar var, her ülkede savaşlar var. Herkes birbirinden nefret ediyor. Fiziksel pandemiden sonra psikolojik pandemi içindeyiz. Mutsuzuz. Paramızı nasıl kazanacağımızı bilmiyoruz. Sağlığımızı ne kadar uzun süreli koruyacağımızı bilmiyoruz. Bütün bu toksik atmosferin ortasında çok pozitif bir gerçeklik var. Müzik ruhun merhemi. Müzikle yukarıya çıkıyorsunuz, müzikle kendinizi daha iyi hissediyorsunuz ve müzikle yaşam gücünüz geri geliyor. Onun için editör, dijitalde de temel hak ama burada bitmiyor iş. Biz kontratı aldıktan sonra bütün paydaşlarla ekosistemde el sıkışmak zorundayız. Ki bugün ben Türkiye'de biraz sivri konuşmalarımla bilinirim bu sektörde. Onun için konuşursam sıkıntı yok. Herkes beni tanıyor nasıl olsa. Doğru hak paylaşımının hala olmadığına inanıyorum. Ve savunanlardanım. Kim, nerede, nasıl o ayrı bir şey. Ona vaktimiz yetmez. Ama ülkemizde, müzik sektöründe ve dijital dünyada doğru para dağıtılmıyor. Çok net altına imzamı atarım. Ve bunu değiştirmeye de sonuna kadar niyetli insanlardan biriyim. 25.9 milyar dolarlık bir plak endüstrisinden bahsediyoruz. Bunun 165'i geçen seneki rakamlara göre dijitale tekabül ediyor. Eser sahibi editör kısmı daha küçük bir alan. Çok doğal olarak 8.5 milyar dolar gibi geçen seneki toplanan telif müzik alanındaki. Bunun da Türkiye kısmında maalesef hiç tanık olmadık. 21.7 en son geçen sene. Bunun üzerine hiçbir zaman çıkmadı. İlginç veri daha vereceğim. Yani dijital biraz fırsat gibi gözüküyor sanatçılar için. Neden o yüzden plak şirketlerine ihtiyacı var? Onu anlatmak için bir veri olsa veri oluştursun diye söylüyorum. Yani Spotify'ın işte dijital platformlara baktığınızda 80-90 milyon adet şarkının olduğunu falan görüyoruz. Yani plak endüstri kısmı da daha kolay kontrol edilebilir. Çünkü SRC kodları var, kimliği belli, her şey belli. Ama burada da baktığımızda ilginç olanlardan bir tanesi örneğin işte bunun %90'ının 57 bin sanatçıya ait olması aylık dinlenmenin. Yani bir fırsatlar var önümüzde ama yine belli yerde kümelenmiş durumda. Yine bir araştırmaya göre 100 hit listedeki şarkılara bakılıyor. Geçen bir önceki seneye göre 5.34. Yani %5.34'ü kişi tarafından yazılmış 100 şarkı. Yani bir kümelenme var aslında bir tarafta. Yani çok büyük fırsatlar var. Aynı kişilerin şarkıları dinleniyor. Yani belli bir kümenin şarkısı dinleniyor. Aynı şekilde belli insanlar hiç şarkıları yazıyorlar. Endüstriye baktığınızda. Bu Türkiye kısmına baktığımız öyle biz çok konuşuruz. İşte 13.000 14.000 tane besteci söz yazarı vardı ama günün sonunda baktığınızda tüm dağıtımın %80'i 600-700 kişi üzerinden döner. Türkiye'deki o yaratıcılık endüstrisinde besteci ve söz yazarlarında. Yani büyük bir kalabalık var. Fırsatlar var ama belli yerlerde odaklanmış durumda. Günümüze hemen geldiğimizde örneğin 2013 Eylül'e kadar nasıl çok iyi bir girişimdi. MÜAB bütün plak şirketlerini topladı ve dijital lisans vermeye başladı. İlk aggregate'e gelene kadar bütün anlaşmaları MÜAB yapıyordu. Sonradan plak şirketleri tek başlarına bu işi yürütmeye çalıştılar. Aggregate'lerle anlaşmalar yapmaya başladılar. Sonra bugüne kadar geldiğimiz nokta plak endüstrisinde işte BMD gibi yapıların çıkması ve umarım ajandalarında vardı hiç konuşmadım ama günün birinde bir aggregate'in karşısına masasına oturup yumruğunu vurup evet biz bu koşullarda anlaşma yapmak istiyoruz demeler olacaktır. Çünkü baktığımız endüstriye bütün bu örneğin dijital gelir içerisinde işte MESAM MSG'nin geçen sene baktığımızda %50 ile 56 arası dijital gelir gibi gözüküyor. Genel olarak dünyada baktığımızda besteci ve söz yazarları, editörler bu büyük pazardan ne kadar alabiliyorlar? Ülkeden ülkeye değişiyor. 10 ile 15 arasında değişiyor. Yani editör, besteci, söz yazarının tüm dijital içerisinde alabildiği miktar bu. Buradan bağlamaya çalıştığım yer şurası. Nasıl günün birinde BMY'de ya da plak şirketleri yaptığı gibi ya da BMY'de daha böyle indie şirketleri toplayıp aggregate'ların karşısına çıkması gerekiyorsa ya da ajandalarında varsa edisyon alanında biz buna çoktan başladık. Maalesef Türkiye kısmında başlayamıyoruz. Günün birinde mesela MSG'de dijitalde olmayacak. Olamayacak çünkü hayatın akışı bunu getirecek. Maalesef
MESAM, MSG, ayrım olmaksızın profesyonel yapılar olmadığı için, Batı'da olduğu gibi editörler masanın etrafında olmadığı için, bütün Doğu toplumlarında olduğu gibi masanın etrafındaki bütün görüşmelerde kaybeden taraf oluyor her zaman. Yani karşı tarafta daha profesyonel yapılar var. Bir DSP temsil eden, bir platformu temsil eden kişi masaya geldiğinde çok rahat bir şekilde eser sahipleniyor, ayrımsız. Ya çoğuyla anlaşmamız vardır, çalışmışızdır. Çok rahat bir şekilde karşı tarafı ikna edebiliyor. Bu anlamda günün birinde editörler de, yani bu Türkiye'de olamıyor şu an ama o tahsilatı doğrudan yapıyor olacaklar eser sahipleri adına ve kendi adlarına. Belki bizim önümüz şu andaki medlerin bir sonraki aşaması, çoktan başlamış durumda zaten bu tip faaliyetlere, yasal olanak oluştuğu anda bu adımı atmak şeklinde olacak. Ve burada işte yeni dönemde iki tane temel konu ortaya çıkıyor. Bir tanesi o geleneksel edisyon yapısı, hani nota yazımından başlayıp meslek birliğinde eser tescil yapıp e-mail ile eser bildirimi gönderme meselesinden böyle bulk verilerin kodlarla beraber meslek birlikleri veri tabanlarına, DSP veri tabanlarına artılabilir bir duruma gelecektir. Bu olmadan zaten o rekabette olması mümkün değil. Yaklaşık 2 yıldır nasıl örneğin plak endüstrisinde ISRC varsa, her kaydın bir kimliği varsa, örneğin ISWC'de bir kod daha var bizde. O kodlar dijital dünyada takibe olanak sağlar mı sağlamaz mı tartışması var. Maalesef Türkiye'de iki meslek birliği olduğu için o kod uzun bir yıllar boyunca verilemedi. Örneğin Güney Afrika'nın meslek birliğinin kodlarıyla biz iş yapmak zorunda kaldık. Ama bu da ortadan kalkacaktır ve bu anlamda hem dijital alandaki tahsilatlar anlamında, hem teknoloji yatırım anlamında, hem de yeni gelir kalemleri, yeni medya dediğimiz gelir kalemleri anlamında editörlere mutlaka ihtiyacı olacaktır, ama adil bir anlaşmayla ve tüm tarafların hayatı boyunca kazanacağı anlaşmalarla. Yoksa kısa vadeli meselelerle zaman kaybı tüm taraflar açısından. Son şey, BMY'de etkinliğindeyiz. Indie, major meselesi hepimiz biliyoruz. Bir de arada major indiler var, o da ayrı bir konu. Yani major olmaya çalışan indiler diyelim bizim taraftan. 22 yıl önce bir motto vardı, o şirket mottoyu kaldırmış, çok dikkatimi çekmişti. Şöyleydi, bağımsızlığını vurgulamak isteyen bir şirketin mottosuydu. Köpek balıkları arasında yüzen piranadı. Şimdi zaten piranaysanız o köpek balıklarının lokmasından bir şey kapmaya çalışıyorsunuzdur. Bu anlamda o indilik, kreatiflik dışında birazcık pazardan daha fazla pay kapmayla ilgili bir durum. Ve indilerin de elindeki olanak güç birliği. BMY'de, MEDDER, diğer benzer işte bizlerin üye olduğu IMPF, uluslararası alanda bu tip pazardan fazla pay kapmak ve haklarımızı daha fazla korumak için çalışan taraflar. Bu kadar. Biraz önce de tekrarladığım gibi bütün hikayem boyunca ben o farkı hiç yaşamadım ve hep kendim kurdum ve dünyanın en büyük major kataloglarını temsil ettim. Şu anki şirketim de Sony'yi temsil ediyor. Çünkü sistemin olmadığı, işbirliğinin, yani endüstrideki diğer partilerin görev tanımlarının edisyonla beraber nerede olup nerede başlayıp bittiğini bilmediğimiz bir yerde indie misiniz, major mısınız hiç önemli değil. Beraber oturup kural yazıyorsunuz. Sevgili Dağhan Bey burada, MSG'yi kurduğumuzda biz SASEM'in, PRS'in tarifelerini oturup Türkçe'ye çevirerek insanların karşısına gittik. MSG kurulduğunda televizyonlardan ilk temsil telif hakkını tahsil etmek için 1,5-2 yıl süren gün, ki ben çok gençtim, genel sekreterdim. Hiçbir bilgim yoktu konuyla ilgili. Gerçekten öğreniyordum olayı. 24-25 yaşlarındaydım. O mücadelede Sony, Universal, o zamanlar BMG, Warner, EMI, daha beni temsil ettiği bir sürü independent katalog, library'ler, Türk eser sahipleri, herkes aynı derdin peşindeydi. Şimdi de öyle olduğunu düşünüyorum. En azından bizim tarafımızda. All Stars benim şirketim. Sony Music Publishing, dünyanın en büyük kataloğunu temsil ediyorum. Ali'nin independent katalogları için verdiği mücadeleden hiç farklı değil benim yaptığım mücadele. Mücadele diyorum ne yazık ki. Çünkü hala kullanıcının müziğe saygı duymasını ve hala eser sahibinin o hakkı nasıl tahsil etmesi gerektiğini öğrettiğimiz bir noktadayız. O yüzden son sözüm, niyet, hedef ve arzu, gençliğin sesiyle bir arada olarak
indie major poleminin çok dışında bir dünyayla harmoni içine girebilmek. Ama mevcut durum ise Türkiye müzik sektöründe daha kendi aramızda kuralları ve sınırları koyamadığımız, kimi yerde belki biraz amiyane olacak ama birbirimizin cebine göz diktiğimiz bir sektörü ahlaklı ve hakkaniyetli ve şeffaf raporlama, ki dünyada bu var, bir düzene koyabilmek. Bence hepimizin birincil görevi o. Adı Sony, adı Warner, adı Universal, adı Zeppelin, adı o bu, hiç önemli değil şu anda. Hep beraber müzik eseri için ne kadar adil ve cesur hareket ediyoruz. En önemli konumuz bu. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.